kahvaltılık ürünlerin fiyatları bir hayli yüksek. Siz kahvaltıda neler tüketiyorsunuz? Zeytin, peynir. Peki fiyatları nasıl buluyorsunuz? Pahalı. Evet. Son zamanlarda özellikle süt ve süt ürünlerine çok fazla bir fiyat farkı oluştu. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Valla bizim gibi emeklilere biraz pahalı geliyor yani. Ben gene bir kişiyim. Birkaç kişi olanlar için Allah yardımcısı olsun diyelim yani. Çok yüksek tabii ki de. Nasıl karşılayabilirim? Karşılayamıyorum. Peki kahvaltıda neler tüketiyorsunuz? Hepimizin bildiği gibi işte en baş ürünlerimiz zeytin, peynir, reçel. Varsa nuga, çok okrem yani türü şeyler. Özellikle süt ve süt ürünlerinin fiyatları çok yüksek. Eski kaşarın fiyatı 40-45 liraya yükseldi. Her şey çok yüksek. Sadece onlar değil ki. Bir patates 5 liraya alıyorduk biliyorsunuz. Soğan. Yani bu krizler bitmiş değil şu an. Her şey hala çok yüksek. Peynir, zeytin tüketiyoruz. Yani zaten et ürünlerini pek sevmediğimiz için. Ama peynir alırken bile düşünüyoruz artık. Çok pahalı her şey. Birkaç çeşit alıyordum. Şimdi tek çeşite düştük. Zeytin, peynir, domates mevsimine göre. Şu anda çok ciddi bir artış var yani hepsinde. Süt ürünleri çok pahalandığı için zannederim tarıma, hayvancılığa değer verilmediği için ülkemizde bu tür ürünler %300'lere varan şekilde zamlandı. 12-15 liraya birkaç sene önce aldığımız peynirler, zeytinler artık kilolarını 35-40 liralardan almaya başladık. Hatta 60 liraya kadar peynir görebiliyoruz, 60 liraya tereyağı görebiliyoruz. Yani bir anormalliktir gidiyor yani, herhalde bir önlem alınacaktır yani. Özellikle eski kaşarın fiyatı 40 liraları buldu. Evet. Siz tüketebiliyor musunuz? Zannederim herhalde bir 5-6 senede var, hiç almadım yani. Alacak gibi de değil yani, onun için alamıyoruz maalesef. Aslında çok detaylı bir şeyler tüketmiyorum. Nutella ekmek. Süt ve süt ürünlerini tüketmiyor musun? Yok, tüketmiyorum. Peki fiyatlarını nasıl karşılıyorsun? Eski kaşar şu anda 40 lirayı gördü. Eski kaşar 40 liraya gördü. Pek bir bilgim yok ama genel fiyat artışından haberim var. Yani iyi bir durum değil tabii ki. Kahvaltı en önemli öğünümüz bizim. Ama yani tüketmek zorlaştıkça insanın gün içindeki aktivitesi de azalıyor. O yüzden kötü bir durum Türkiye için bu.